Ekranda beyindeki nöron ve destek hücrelerinin yakından alınmış bir görüntüsünü görüyorsunuz. Oksijen yeterli olmadığında ne oluyordu? Şöyle anlatayım. Mesela bu bölgeye gelen kanı engelleyen ve inmeye sebep olabilecek bir kan pıhtısı oluştuğunda oksijen yetersiz kalır ve nöronlar iskemik kaskat adı verilen bir süreç sonunda yıkıma uğrar ve ölmeye başlarlar. Nöronların ölmeye başlaması tabii ki iyi bir şey değil ama inme sırasında nöronlar ölmeye başladıktan sonra gerçekleşen başka olaylar daha var. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, bunu takip eden olaylara bir göz atacak olursak, inmenin ilk safhasında oksijensiz kalan nöronların birkaç dakika içinde yıkıma uğrayıp ve ölmeye başladıklarını biliyoruz. Bunu takip eden birkaç saat içerisinde bu bölgeye kan taşıyan kan damarlarının bazı bileşenleri de yıkıma uğramaya başlar. Hemen şuradaki kan damarını yakından incelemeye alalım. Kan beyin bariyerinden bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Bu bariyer ilaç ya da toksinler gibi kan dolaşımına dahil maddelerle buradaki merkezi sinir sistemi dokusu arasında yer alan bir güvenlik katmanıdır kan dolaşımına dahil olan enfeksiyon yapıcı ve beyin hasarına yol açabilecek etmenleri beynimizden uzak tutar. Peki kan beyin bariyerimiz neden oluşur? Kısaca açıklayayım. Kısmen kılcal damarlarımızın içinde olan ve herhangi bir maddenin dışarıya kaçmasını engelleyen endotelyal hücrelerden, Endotelyer hücrelerin altında bulunan bazal laminadan yani kan dolaşımıyla merkezi sinir sistemi arasında geçişe izin vermeyen kalın yapıdan ve şu anda çizmekte olduğum sıkı birleşme noktalarından oluşur sıkı birleşme noktaları endotelyal hücreler arasındaki en ufak boşlukları kapatarak istenmeyen molekül ve maddelerin merkezi sinir sistemine geçişini engelleyen proteinlerden meydana gelir. Evet, buradaki sıkı birleşme noktaları endotelyal hücreler arasındaki kaçışları engeller. Kan-beyin bariyerinin son bileşeni ise astrositlerin bitiş kısımlarıdır. Kan beyin bariyerinde yapısal bir görevleri olmasa da astrositler endotelyal hücrelere besin takviyesinde bulundukları için kan beyin bariyerini desteklerler. Şimdi size bütün bunları neden anlatmış olabilirim? Enfarktüsten 4 ila 6 saat sonra yani beynin bu kısmına olan oksijen tedariği durduğunda bölgedeki iskemi ve inme sonrası gerçekleşen enflamotar reaksiyon sonucu kan beyin bariyeri de yıkıma uğramaya başlar. Biraz daha detay vermem gerekirse, endotelyer hücreler dışarıya sızmaya, bazal lamine bazı moleküllerin geçişini engellememeye ve sıkı birleşme noktaları da isimlerinin aksine gevşemeye başlarlar. Sonuçsa felakettir. Çünkü birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olması gereken bu bölümler gevşedikçe kılcal dolaşımdaki su ve proteinler dışarıya doğru sızmaya başlar. Durum bu olunca burada bulunan beyin dokusu ve ekstra serüler alan su ve proteinlerin baskınına uğrar ve buna da vazojenik ödem adı verilir. Vazojenik, kan damarı ile alakalı anlamına gelir. Vazojenik ödem, sitotoksik ödem eklendiğinde ilmeden sonra zaten şişmiş olan beynin daha da fazla şişmesine sebep olur. Bunun önemli olmasının sebebine gelelim. Birincisi, şişmiş iskemik beyin fonksiyonlarını yerine getiremeyeceği için şişliğin mümkün olduğu kadar kısa sürede olmasını sağlamak gerekir. İkincisi ise bu durumun seri bir etki yaratabilecek olmasıdır. Seri etkiden kastım şişmiş bu kısmın etrafındaki dokuya baskı uygulayıp yerini değiştirmesidir. Buna ek olarak beynin şişmesi sonucu oluşabilecek başka bir şeyden beyin herniasyonundan bahsetmek istiyorum. Beyin herniasyonu beyindeki şişliğin artması sonucu beynin bir kısmının yerinden tamamen çıkması durumudur. Mesela beynin bu kısmının buraya doğru ya da bu kısmın omuriliğin olduğu tarafa doğru ittirildiğini gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bunlar beyin herniasyonuna verilebilecek örneklerdir ve çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Beyin şişmesinin kötü görülmesinin sebebi de budur. Peki şişmenin zaman çizelgesi için bir şey söyleyebilir miyiz? Vazojenik ödem sonucu oluşan şişik daha fazla su ve proteinin bölgeye sızması sonucu ilk birkaç gün kötüleşir. İnmeden 3 ila 5 gün sonrasında zirve noktasına ulaşıp daha sonra da protein ve suyun dolaşıma yeniden dahil olmasıyla yavaş yavaş dağılmaya başlar. Ve bu tabii ki beyindeki şişliğin inmesine yardımcı olduğu için iyi bir şeydir.